Kamil, her şeyi kafaya takan bir adamdı. Hayatının her anında endişe, korku ve pişmanlık duyuyordu. Kendini hiçbir işe yaramaz, başarısız ve mutsuz hissediyordu. Her gün aynı rutini tekrarlıyor, hiçbir şeyden zevk alamıyordu. Bir gün, iş yerinde patronuyla tartıştıktan sonra eve dönerken yolda bir kitapçıya rastladı. Kitapçının vitrininde, hayatını değiştirecek "On Adım" adlı bir kitap dikkatini çekti. Kamil, belki de bu kitabın kendisine yardımcı olabileceğini düşündü ve kitapçıya girdi. Kitabı satın aldıktan sonra, eve gitti ve hemen okumaya başladı. Kitap, hayatını değiştirmek isteyen insanlara, basit ama etkili on adım sunuyordu. Kamil, bu adımları uygulamaya karar verdi ve hayatında bir şeylerin değişeceğine inandı. Kitabın ilk adımı şöyleydi. Birinci, kendine güven. Kamil, bu adımı okuduğunda, kendine güvenmenin ne demek olduğunu anlamadı kendisi hep kendinden şüphe eden, başkalarının ne düşündüğünü önemseyen, kendi değerini bilmeyen biriydi. Kendine nasıl güvenebilirdi ki? Bu adımı uygulamak için ne yapması gerektiğini merak etti ve kitabın devamını okudu. Kitap, kendine güvenmenin yollarını şöyle anlatıyordu: Kendini olduğun gibi kabul et. Sen eşsiz ve özelsin. Kendini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeç. Kendinde beğenmediğin şeyleri değiştirmeye çalışma. Onları birer fırsat olarak gör ve gelişmek için kullan. Kendine olumlu mesajlar ver. Her sabah aynaya bak ve kendine "Sen harikasın, bugün güzel bir gün olacak, sen başarabilirsin" gibi cümleler söyle. Kendini motive et ve kendine inan. Kendini ödüllendir. Yaptığın her şey için kendini takdir et. Küçük de olsa her başarının tadını çıkar. Kendine zaman ayır ve sevdiğin şeyleri yap. Kendini mutlu et, kendini geliştir. Hayat boyu öğrenmeye devam et. Yeni şeyler öğren, yeni hobiler edin, yeni insanlarla tanış. Kendine yeni hedefler koy ve onlara ulaşmak için çaba göster. Kendini zorla ve sınırlarını aş. Kamil, bu yolları okuduktan sonra bunların çok zor olduğunu düşündü. Kendini olduğu gibi kabul etmek, kendine olumlu mesajlar vermek, kendini ödüllendirmek, kendini geliştirmek, bunların hepsi kendisi için çok uzak ve imkansız görünüyordu. Ama yine de hayatını değiştirmek istiyordu. Bu yüzden, bu yolları denemeye karar verdi. Ve hayatı, hiç beklemediği şekilde değişmeye başladı. Kamil, hayatını değiştirecek on adımın ilkini uygulamaya çalıştıkça, kendinde bir değişim hissetti. Kendine güveni arttı, kendini daha iyi tanıdı, kendini daha çok sevdi. Başkalarının ne düşündüğünü önemsememeye, kendi kararlarını vermeye, kendi hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Hayatına yeni renkler, yeni tatlar, yeni heyecanlar geldi kendini daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı hissetti. Ve kitabın ikinci adımına geçti. İkinci, olumlu düşün, Kamil, bu adımı okuduğunda, olumlu düşünmenin ne demek olduğunu anlamadı. Kendisi, hep olumsuz düşünen, her şeyin kötü tarafını gören, her şeye şikayet eden biriydi. Olumlu nasıl düşünebilirdi ki, bu adımı uygulamak için ne yapması gerektiğini merak etti ve kitabın devamını okudu. Kitap, olumlu düşünmenin yollarını şöyle anlatıyordu. Olumsuz düşünceleri fark et ve değiştir. Zihnindeki olumsuz düşünceleri yakala ve onları olumlu olanlarla değiştir. Mesela, bu işi yapamam, çok zor yerine, bu işi yapabilirim, bir yolunu bulurum de. Olumsuz düşünceler senin enerjini, motivasyonunu ve performansını düşürür. Olumlu düşünceler senin enerjini, motivasyonunu ve performansını artırır. Olumlu beklentiler içinde ol. Hayatın sana neler getireceğini merak et ve olumlu sonuçlar beklemeye başla. Mesela, bugün kötü bir gün olacak, her şey ters gidecek yerine, bugün güzel bir gün olacak, her şey yolunda gidecek de. Olumlu beklentiler senin hayatını olumlu yönde etkiler. Olumlu beklentiler senin hayatını olumlu yönde etkiler. Olumlu insanlarla çevrili ol. Senin gibi olumlu düşünen, seni destekleyen, seni motive eden, seni ilham veren insanlarla vakit geçir. Mesela, sen yapamazsın, sen yetersizsin, sen başarısızsın diyen insanlardan uzak dur. Sen yapabilirsin, sen değerlisin, sen başarılısın diyen insanlara yakın ol. Olumlu insanlar senin hayatına olumlu katkılar sağlar. Olumlu insanlar senin hayatına olumlu katkılar sağlar. Kamil bu yolları okuduktan sonra bunların çok kolay olduğunu düşündü. Olumsuz düşünceleri fark etmek, olumlu beklentiler içinde olmak Olumlu insanlarla çevrili olmak, bunların hepsi kendisi için çok basit ve mümkün görünüyordu. Ve zaten kendine güvenmeye başladığı için olumlu düşünmeye de hazırdı. Bu yüzden bu yolları denemeye karar verdi ve hayatı daha da güzelleşti.